arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel bandanamızı çalışacağız bandanamızı her yaş grubu için örebiliriz çok küçük bebeklerimizi örebileceğimiz gibi yetişkin yaştakilere de gayet güzel bir şekilde ayarlamasını yaptıktan sonra örebiliriz eğer büyük öreceksek şurada görmüş olduğumuz zincirimizi biraz daha uzun örerek başlayalım ve modelimizin ölçüsünü biraz daha büyütelim. Bebeklerimiz için de tam tersi bir şekilde e, zincirlerimizi biraz küçültürken. Ortadaki model kısmını yine küçük tutarak her yaşın başına göre ayarlamamızı yapabiliriz. Zevkimize göre model ağırlıklı tamamını dolanmak istiyorsak tabii ki modelimizin olduğu yeri daha çok tutmalıyız. Yani örerken başın tamamına yakınını kavramasını isteyebiliriz. Tepede kullanmak istiyor isek tepe kısmına ayarla bir şekilde örebiliriz. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen bandanamızı çalışmaya başlayalım. Şöyle bir ipimle örmek istiyorum. Pamuk ince. Zincirimizi çekerek başlayalım. Şuradaki bağlama zincirini çekmekteyim. Her e, iple de olabilir. Elinizde hangi ipiniz varsa o ipleri de örebilirsiniz. Şuradaki bağlama zincirimizi yaş grubuna göre ayarlayalım. 35 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet zincirimizi çektikten sonra hemen geriye dönüyorum 1 2 3 4 5 5 zincirin içerisine gelerek şöyle bir yuvarlağımı yapıyorum kapatıyorum kendimizi bir yuva kuruyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çevirerek hemen yuvanın içerisine giriyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum 3 zincir çektim ve yuvanın içerisine bir tane trabzan ördüm hemen ikinci trabzanımı da ilave ediyorum 3 tane trabzanımı ördüm. Zincirim ve 2 tane trabzan yuvanın içerisindeyim. 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine 1 tane trabzan örüyorum. 2 zincir 1 trabzan. Yeniden 2 zincir çekiyorum. 1 trabzan daha örüyorum. Ve burada 1 tane V'mizi kuruyoruz. Modelimizdeki sürekli devam ede gelen V'miz bakınız. Evet trabzanımız sonrasında 2 zincir daha çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı bu şekilde ördük ve modelimizi kurduk. Bakınız bu temeli İlk kurduğumuz zaman hiçbir problem olmadan yukarıya kadar devam edebilmekteyiz. Zincirimizi yeterli uzunlukta çekelim. Kaç tane çekmek istiyorsanız zincirimizi çektikten sonra 5 geriye dönüp bir tane yuva hazırladım. 3 zincir çektim. Yanına iki trabzan ördüm. Trabzanlar zincir yuvamızın içerisinde. 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzanımız örerek V'mizi kurdum. Sonrasında 2 tane zincirimi çektim ve 3 tane trabzanımı örerek modelimin ilk temel kısmını kurdum ve hemen üçüncü trabzan üzerinden bir iki iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum bakınız bitirdiğim yönde zincirimi çektim zincirimden sonra arkaya dönerek başını doladım iki tane şurada bulunan zincirin içerisine giriyorum üç tane trabzanım örüyorum bir iki ve 3. Bakınız 3 trabzanımı ördüm. 3 trabzan sonrasında 1 ve 2 zincirimi hemen ilave ediyorum. Ve ortada gördüğüm V'min içerisine girerek yeniden bir V örüyorum. 1 trabzan, 2 zincir ve yeniden 1 trabzan. V'lerimizin öncesinde ve sonrasında mutlaka 2 zincirimizi çekiyoruz. Bakınız V'mizin öncesinde 2 zincir sonrasında 2 zincir. İki zincirimi çektikten sonra aşağıdaki yuvaya gidiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. En son trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramı örmek için başlıyorum. Şöyle görelim bakınız. Burada beylerimiz sürekli devam edecek ve kenarlarda üçer tane trabzanlarımız ilerleyeceğiz. Trabzanlarımızda 2 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen aşağıdaki V'mizin yanındaki zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanım sonrasında 2 zincir çekiyorum. V'mizin içerisine giriyorum ve yeniden bir V örüyorum. 1 trabzan, 2 zincir ve bir tane daha trabzanımı ekliyorum. V'lerimizin öncesinde ve sonrasında mutlaka iki tane zincirimizi çekiyoruz. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz zincir yuvasının içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımı ördükten sonra hemen iki zincirle diğer sıramıza başlayacağız. Bakınız modelimizi bu şekilde başlattık ve kurduk. Her bir sırada kendisine tamamlamakta ve diğer sırada yeniden modelimiz kurulmakta. Üçüncü trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi bu yönde çekiyorum. Örgümün arkasına zincirimi çektikten sonra çeviriyorum ve hemen trabzanlarımın üzerine örmüyorum. Zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanım ördüm. Trabzanım sonrası 2 zincirimi çekiyorum ve V'min içerisine gelerek yeniden bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı çekerek V'mi beyimi kuruyorum. V'min öncesinde ve sonrasında 2 zincir çekeceğimiz için hemen zincirimi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Aşağıdaki hazır olan bir önceki çekmiş olduğumuz sıradaki zincirlerin içerisine giriyorum. 2 3 3 tane trabzanımızı ördüm. Yeniden 1 2 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. 3 trabzan 1 2 ve 3 2 tane zincir yeniden V'mizi kuralım. 1 trabzan 2 zincir 1 tane trabzan Tekrar 2 zincir. Bakınız hemen 3 trabzanımızı örüyorum. 2 ve 3. Üç. 3. trabzan sonrası 2 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve bu şekilde bakınız modelimizi oluşturmaya başladık ve biraz büyütelim aynı işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Bandanamızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra tam ördüm. Ve benim için yeterli. Sizler daha da örmek isterseniz örebilirsiniz ya da daha önce de bırakabilirsiniz. Evet şimdi kapanışımızı birlikte yapalım. Bakın 3 tane trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerinden bir ilmek alıyorum üçüncü trabzandan bir tane ilmek alıyorum sadece çıkarıyorum bakınız diğer V'mize geliyorum bir tane oradan diğer V'me geliyorum hepsinden birer ilmek çıkarıyorum en son ve hepsini tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıçta kaç tane zincir çektiyseniz 5 tane eksiliyle bu kısmı zincirini çekerek tamamlayalım. Zincirimizi çektikten sonra bakınız bandanamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.